Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Harun ve bugün sizinle birlikte Jailbreak oynuyoruz ve hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım, uzun zaman olmuştu biliyorsunuz. Yaklaşık bir hafta oldu, çok uzun bir zaman değil. Her neyse. Evet, Jailbreak'in çok güzel bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gidip oynayacağız. Ben size çok önemli şeyler hakkında bir video çekiyorum şu an. Büyük ihtimal oyundakilerin hiçbiri bilmiyor ne olduğu hakkında, hiçbir fikirleri yok. Lütfen herkes arabalara atlasın. Museum is open diyor. Sen de aynen git. Yeni Cream Base. Şimdi şunun hakkında konuşacağız. Burada Criminal Base'de, daha doğrusu bizim volkanımız var ve volkanın içinde bir Criminal Base var. Evet. Tamam, mikrofonu biraz ayarladım. Evet, biliyorsunuz volkan biraz daha aktifleşti ve artık daha çok duman çıkmaya başladı. Yani çok daha aktif hale geldi ve volkan her an en üstteki bölümüne ne deniyor ya? Bir bakayım hemen. Şu an önümde de bunun hakkında bir bilgi var. En üstteki bölümüne, yani ağız bölümüne krater deniyor. Yani kratere doğru lav yavaştan yükseliyor ve aktif hale gelmeye başladı volkan. Yani burası büyük ihtimal birkaç, yani maksimum bir ay içinde bu volkan patlayacak ve burası yerle bir olacak. Yani buradaki hiçbir şeyi artık eskisi gibi olmayacak. Yani buradaki her şey patlayacak. Artık burası bizim criminal base'imiz olamayacak maalesef. Şimdi peki bir criminal, yani bu criminal ve çok güzel bir criminal base'di ve yani burayı çok seviyorduk. Hani müzede aldıklarımızı buraya getiriyorduk falan. Büyük ihtimal bunlar da ölür burada ama artık ilk criminal base'i mi kullanacağız, yani şehrin içindeki? Hayır, yeni bir criminal base var. Şimdi onu da hemen göstereceğim size. Biz arabaları nerede bıraktık ya? Dışarıda mı bıraktık? Hemen bir dışarıya doğru gidelim. Aynen. Arabalara bir binelim. Batuhan arabadan inmemiş bile. Tamamdır. Gel sen de. Şimdi gençler. Criminal Base patladıktan sonra büyük ihtimal burada da böyle şeyler olacak. Tüfler ve... burada tüfler ve lavlar fışkırabilir buraya. O yüzden biraz sıkıntı çıkacaktır. Ben şuradan bir keskin dönüş yapamayacağız tabi. Neyse, yeni bir klavye de aldım. Güzel oldu. Yani daha hoştur ses, en azından gelmiyordur bundan sonra klavye sesi. Önceden biraz geliyordu, tıklama sesi falan geliyordu. Araba şu an niye öyle bir pozisyon aldı? Bir dakika, bu niye böyle gidiyor? Ha tamam, düzeldi. Ha neyse. Şimdi yeni yolu göstereceğiz. Daha önceki güncelleme videomda oyuna yeni gelen güncellemeleri tanıtmıştım. Onların arasında bir tane yer vardı. O yeri bu araştırma yapmadan önce görmüştüm. Bir dakika, tamam. Şimdi araştırmamı yaptım ve yeni gelen yerlerden biri artık ne olacak bakacağız. Kulaklığın neden cici ya? Ne oldu ki? Her neyse. Evet, biliyorsunuz müze biraz hani sıkıntı çıkartıyordu. Müzeye gidiyorduk. İşte müzeden çıkıyorduk. Sonra Criminal Base'e gidiyorduk ta oraya. Bu bizi biraz yoruyordu biliyorsunuz. Artık bu kadar yorulmamak için çok fazla bir yere çıkmayan bir yol. Hani bir sonu var. Sonunda hiçbir şey de yok gibi duruyordu önceden. Artık yeni güncellemeyle biliyorsunuz burada bir yer geldi. Ve bu yer artık bu şekilde. Her geçen gün burası daha içeri doğru gidiyor. Yani yavaştan kazılmaya başlanıyor. Artık içeri girebiliyoruz. Önceden bu siyah bölüm şurada duruyordu. Ve yani direkt yeni yapılmıştı. Yeni yapılmaya başlanmıştı. Bu tahtalar biraz sıkıntı çıkmış. Havada duruyor ama. Yine de hani bir şeyler olduğunu anlıyoruz. Burada artık yeni bir criminal base gelecek. Çünkü o volkan patlıyor. Ve aktifliği artıyor volkanın. Ve volkan patladıktan sonra burada artık criminal base'imiz burada olacak. Yani yeni yerler bu şekilde olacak. Her neyse. Burayı biliyorsunuz artık. O zaman biraz haritada gezelim. Yani ben güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Oyun her zaman çünkü şey oluyor. Hani nasıl diyeyim, bir hikayesi var. Mesela daha önce bir turbolar var ya. Rocket fuel'lar. Bunlar mesela haritanın belirli yerlerine meteorlar düşmüştü. Bu meteorlar sonucunda bize böyle turbolar falan gelmişti. Yani çok böyle hani hikayeli bir şey oluyor. Güzel oluyor.
Hani oyunda bir hikaye var. Hani bir şey oluyor ve onun sonucunda bir şey doğuyor. Güzel olmuş yani. Burada polisler var. Bizi tutuklayacaklar büyük ihtimal. Onları atlattık. Criminal Base'e doğru kaçalım. Tamam. Yok, bankaya gitmeyeceğiz. Tanıtım videosu bu ya. Hani bir teori videosu. Direkt teori değil yani, gerçek. O yüzden. Tamamdır. Şimdi ben şuraya bir park edeyim. Gizli yere. Burası bizim gizli yerimiz. Bundan sonra daha önce böyle bir yer yoktu. Şu an ben buldum falan. Neyse, inelim. Burası da bizim ilk Criminal Base. Küçük Criminal Base. Sadece kıyafet değiştirmek için genelde geliyor insanlar. Ya da şeyden, mücevherden çıktıktan sonra buraya geliyorlar. Buradan mücevherden soyduklarını buraya koyup paraları alıyorlardı. Yani buranın işlevselliği fazla kalmayacak. Yine sadece mücevher mağazası için kullanılabilen bir yer olacak. Hoş olmuş yani, ben sevdim. Güncelleme güzel. Yani güncellemenin yine bir hikayesi olması çok hoş olmuş. Ben bir şuradan yalnız tüfeğimi alayım. Evet, tamamdır. Bir de gözlüğümü taksam mı ya şuradan? Şöyle bir şekil olayım ben biraz. Aynen. Oo, bir dakika. Evet, çok kötü oldu ama gözlük neyse. Evet, polisler geliyor mu ya? Polisler gelirse onlara bir sıkalım bir. Evet, şunu hala düzeltmediler ya. Neyse. Şimdi şöyle yapalım. Gelin şehirde terör estirelim böyle. Hey, herkes gelsin. Silahlarını, tüfeklerini alsın herkes. Tabancalarını, işte pompalılarını falan. Hep birlikte şehirde kaos yaratalım. Gelin hep birlikte gidin. Tamam, burası temiz. Buradaki birileri var mı? Oyunun sesini biraz açayım ben ya. Tamam. Evet, Bugatti'si olan bir arkadaş hemen Bugatti alsın. Buradaki polisler hala duruyor mu? Giriyoruz. Herkes girsin. Oyunda hileci var. Dikkatli olun. Gençler, bana yumruk atmayın. Sakin. Bir de benim, evet, klavye biraz... onu ayarlamak lazım. Birkaç özelliğini. Alışamadım hala. Tamamdır. Ben 1000 lira aldım ama. Neyse, 1000 lira alsak da olur. Hani işleyişi göstereyim. Belki bilmeyenler vardır. Tamam. Biri kafasını kullanabilir miyiz? Birinin. Teşekkürler. Şuradan da birinin kafasını kullanabilirsem. Tamam. Bana bayağı vurdu bu. Evet, klavye biraz sorunlu ya. O yüzden. Tamam, geçtim. Ama ölmeseydiniz çok iyi olurdu da. Neyse. Gelirsiniz gene. Bu Criminal Base'e gidiyoruz. Evet, biliyorsunuz yine bu ışıklar falan da değişti. Lazerler. Evet, burada ölebilirim. Hafif lag var. Bilgisayarda da bir sorun var. Hala çözemedim. Ne için var bu sorun ama. Bir format gerekiyor yani. Evet, tepede büyük ihtimal bizi bekliyorlar. Tüfeklerimi çıkartayım ben. UFO beni alabilir mi? UFO. Yer yok ama değil mi? Ona binebilecek bir şey yok. Neyse, hadi uçalım. Atla. Tamamdır. Binanın üstüne konacağım ben. Aynen. Sen de gelebilirsen. Güzel. İşte burada böyle şekil şekil takılalım. Neyse, aşağıda da... Gel şuraya atlayalım bir de. Buradan gidelim. Hemen aşağı atlama da şuraya atla. Aynen. Oradan da buraya atlasak aslında iyi olur. Paraşütü açabilsek çok hoş olurdu ama... Olmuyor işte. Adam yapıştı yere. Neyse. Abi beni de... tamam. Okuyamadım ama... Hemen gidip paramızı bırakalım. İşte olay buydu. Hani mücevher mağazasından soyduklarımızı buraya getirip satıyorduk. Hani burası sadece bunun için denebilir. Sadece bunun için olmasa da hani bizim barınmamız için. Benim arabam duruyor mu? Hayır. Bir dakika, öbür taraftaydı. Aynen, hala arabam duruyor. Çok güzel. Arabayı çeksen iyi olurdu. Şöyle bir geçelim.
Üste binebiliyor musunuz? Üste binebiliyorsanız binin. Tamam, yapacak bir şey yok, gidelim. Tamam, herkes düştü galiba. Neyse, videoyu bitirelim. Tünelin hemen çıkışına gelin. Tünelden girdikten sonra orada videoyu bitiriyorum. Biraz gözden uzak olalım. Irak, gözden Irak. Tamamdır. Evet, videoyu umarım beğenmişsinizdir. Videoyu da bu arada hemen beğenin aşağıdan. Beğenmeyenler varsa şu an gidip videoyu beğensinler. Tamam, burada videoyu bitiriyoruz artık. Hadi hepinize hoşça kalın. Görüşürüz.